üretken gelinlerim benim. Bu Siirt'in meşhur dolması evet, mı? Acılı, acılı, meşhur. Ekşili, evet, sumaklı. Tatlım bir şey diyeceğim. Sen dolmaları sıkmayı seversin. Ama ben sarmadım. Ha, dedim acaba sıkmadın sardı, mı bu sefer? Suyunu diye. Sıkmadan yapmıyor. Bir evet, şey değil. Yani, suyunu sıkacağım şey, suyunu sıkarım her türlü. Feste çıkartır hatta. Evet, poş. Onları kayınvalidem yaptı. Ay, ellerine sağlık. Sağ için olsun. Acılı, ekşili patlıcanları da aynı sumaklı şekilde. Sumaklı mı yaptı acaba kayınvaliden? Bunu ben de çok iyi yaparım. Sumak suyuna müthiş evet olur. Sumak suyunu bilir misiniz? Böyle evet. Sumak nar gibidir. Benim anneannem ekiyor. Nar çekirdeği gibi. Annem ekiyor aynen. Aa, çok Bey'de güzel. Bana gönderiyor böyle. Evet, peki burada da bir Rus salatasına karşılık bir patates salatası evet mı görüyoruz? Evet, patatesli semizotlu. Benim için mi yaptınız? Evet. Senin önüne koymuş. Diyanacığım formunu koruduğu için sen aynen onu yiyiz sadece. Neydi, mayonez miydi? Mayonez. Diana... Ne kadar düşünceli arkadaşlarımız var bizim Diana... Aslı Hanım, sağ olsunlar. Evet. Ben de mayonez koydum içine senin için. Bandıra bandıra mayonez deyip yersin. Gerçekten koyduğum biraz yoğurta benziyor. Yoğurt da var, mayonez de var. Nane de var. Aferin. Ferahla türev kendine gelirsin. Temiz otu da mideni açar. Tatlım, ben ev turundan sonra bayağı bir ferahlım. Zaten daha rahat olabilirsin. Relax şey yapayım ben en iyisi. Olur olur, severim. Hayır, neye gülüyorum? Şimdi diyeceksiniz ki Aslı Ünal'de orada gülüyor ona. Ya Elif çok komik bir kız. Hani bir tarafı Trakyalı ya. Hani mayonez de var. Ferahlatır seni. Böyle direkt kızım. Şive kayıyor. Ferahlatır. Şive Ali. Biraz da yapsana. Ali yalnız bir ne yapıyorsun Meya? İyi misin Mari? Mari. Hepten aykırı gidersin. Olmayı böyle veya diye ne yapalım? Biz de böyle tatlı. Bre mi vardı bir de? Mare. 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 Mare var mı sizde? Yok. Bizde var. Biz küçük Avrupalıyız. Ya buradan selam, sevgi olsun. Küçük Avrupa'ya. Evet. Kırklar eline. Gerçekten çok seviyorum yani. Esprilere de bayılıyorum. Da İnsanları tatlı da çok neşeli. Bir kere hani hakikaten oynarlar. Allah kalkıp evet oynayalım şimdi mesela. Yemekten sonra düğünde oynayalım mı? Bence de oynayalım Aslı. Sen bir şöyle göster. Bir roman havası. Kapı böyle değil mi? Ay Diyan oynasın. Hayır. Diyan'a jimnastik yapsın. Evet. Diyan'a bacakları açsın. Diyan'a spor yapsın. Diyan onu yapsın. Evet. Diyan'ı siz yapın. Diyan'a senin etinden, sütünden, yününden bak. Sana gerçekten söyleyeyim. Diyan'a ne güzel gurur duy bence. Gurur duy. Teşekkür evet ederim. Ama yeter artık. Bence de yeter. Biraz siz gösterin marifetlerinizi. Evet. Evet, peki tabak, çatal, kaşık uyumu nasıl olmuş hanımlar? Tabakların yani renk olarak bir renk katmak istemişsin. Şu galiba sunumluklarınla beraber. Yani ben aldım, normal buldum. Yani çok böyle hani çok beğenmedim. Yani şu desenleri beğenmedim. Belki farklı bir mavi tonları falan bence olsaydı. Bence eski herhalde değil mi? Yok, eski değil. Değil mi? Yeni mi? Yeni takım evet. Ya daha yeni zaten evli. Daha yeni aldım yani zaten. Evlenmeden önce aldım. Yeni çıkan bir takımdı. Ben beğenerek kullanıyorum. Ha, mavi tonlarını hani seviyorum, mavi enerjisini. Belki mavi farklı bir deseni falan olsaydı daha hoş olabilirdi. Hmm. Ben öyle düşünüyorum. Kaç aldın bu takım ablacığım? Onlara yaklaşık 3 sene önce, evlenmeden önce almıştım. 1800 lira civarındaydı. Evet. 12'li evet mi, 6'lı mı? 6'lı. Başka altılı takımlarım da var da bunu kullanmak istedim. Bunların bir tanesi mat, bir tanesi evet parlak. Evet, bıçakları sonradan aldım çünkü içinden çıkmadı. Bazen bulamadım. Bulamadım, sonra öyle kullanmaya devam yani ettim şeyde, ben de. Yani internette bir sürü var i̇şte yani. Sipariş verdiğimde bu geldi, mat geldi. Ben yapma de artık matına diğer takımını tamamlarım. Parlana öbür takımını artık. Boyatırsın ya. Bunu bence yaparlar diye düşünüyorum. Bir parlak parlak boyatamazsın. Yok ya o kadar. Kaç aldın mesela? Öyle çok pahalı şunu, değil. Evet. Değil mi? Yine 3 sene önce bunları 600 liraya almıştım çatal bıçak. 3 sene önce. Evet. Şimdi ne kadar acaba bunlar? Bilginiz var mı hanımlar? Şu an aslında ben 6 kişiliğini almıştım. 1500'dü. 1500. 6 kişilik. Evet. Valla ucuz, hiçbir şey kalmamış evet artık. Tepemizde de hoş geldiniz evet yazıyor. Evet, hoş geldiniz güle güle. Ya Aslı Hanım, ben güle 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 sevemiyorum yani altın sarısı olan işte çatal bıçak çok fazla iz bırakıyor yani. Evet, biraz kadar iz kalıyor. Sinir, İstediğiniz kalıyor kadar dikkatli kullanın yine de. Ya şimdi her şeyin böyle bir modası gerçekten başlıyor ya. Evet. Bu dönemde titiz insanlar için evet zor biraz Diana, ben evet tahmin ediyorum. Evet, titiz insanlara evet göre değil. Aslında onun da modası tutuyor. Şu anda bu moda. Evet. Genç evet gelinlerimiz. Modasına bir şey diyorum ama şey görüntü. Evet. Öyle yani aynen öyle. Ay benim gözüm şu baklavada, yemin ediyorum. Hadi yoruma devam edin de bir de alacağım. Şey diyeceğim, bu bardaklar tek başına güzel ama bu tabakların yanına ben yakıştıramam. Bunlar çok hareketli olduğu için ben de düz yapmak istedim. Bence uygun çünkü kenarları da yaldızlı.
Yani onlara... E ben de dün siyah koydum. Keşke düz cam bardak olup kenarları şey gold olsaydı. Dedi. Onu destek ben sevdim olmaz. Dedim masanın. Senin masanın şeyi farklıydı ama. Yok aşağı yukarı goldlar da vardı. Yok yok senin için demiyorum. Evet. Yani siyah bardak olacağına. İşte ya düz nasıl bir bardak olabilir? Bu desenli zaten yeterince. Aslında bak bende mavi kadehler var. Mavi çok güzel olur buraya. O da olabilir ama... Gelirken getirsin arkadaşına. Ay bilseydim evet. Böyle sofra kuracağını keşke. Getirirdim. Bir de bence şey de olabilirdi. Beyaz örtü var ya. Ranların keşke böyle lacivert olsaydı ortada. Değil mi? Güzel olabilirdi. Tepsiyi koymuşlar. Ranır işte daha ne? Aynı renk. Ranırla masa örtüsüyle ranır aynı renk gelir. Ranır hani kadar var zaten. Sen bunu ranır. Sen bunu ranır gör. Neydi? Ranır. Ranır nasıl oluyor ya? Trakya'da ranır. Abi ranır koydum veya beğenmedin mi veya? Simeyeciğim. Simeye mi? Ben masa örtüsü de sevmiyorum. Simeye, onu da diyemedim. Masa örtüsü sevmiyorum ama masanın mermer olduğu için, mermer evet, görünümlü, evet. Hani kapaman doğru olmuş. Bir şey daha ben eklemek istiyorum. Ekle. Hani mesela şu lezzetler arkanızda kaldı aslında evet. Ama hani sanki cam kapta değil de, cam tepsilerde değil de bir servis tabağında mı olsaydı? Ama o tatlılar zaten camda kalması gerekiyor. Yani ben yapsam da hep burada aşırı bırakıyorum. Aşırı alsana de, şöyle gösterelim. Bir de yer yok yani koyabileceğim yer kalmadı artık. Hakikaten ne yapmışsın kızım evet. Ya? Bunu şimdi ben ellerine, nereye koyayım? Kollarına bunu annem sağlık. Yaptı bu arada. Ay çok ağır ne bu? Desen de yapmış. Şam tatlısı. Evet şam tatlısı. Şam tatlısı. Yapıyor. Desen bile yapmış kadın çiçek evet. Koymuş üstüne. Yok lezzetine bir şey demiyor. Evet çok da güzel yapıyor ama. Anne eli değmiş. Nasıl belli evet, değil evet. Mi? Ay canım ellerine kollarına sağlık. Çok güzel. Evet. Arkada ne var? Bu ne? Bu da bunu da annem yaptı. Bu da Trakya işi. Evet bu da Trakya işi. Neydi bunun adı? Adını da unuttum. Nasıl unuttun ya? Lorla yapılıyordu. Gerçekten adını unuttuk, unuttum. Unuttuk değil mi? Ay ne olur sosyal medyadan yazın bize. Trakyalılar hatırlatın unuttum. Ay Elif yalnız. Gerçekten unuttum ya. Olur bazen olur tabii yani sabahın köründe. Lordan yapılıyor. Bak elmalı tart var bu da. Evet. Efendim Siirt'in meşhur diye. Siirt'in bağrından size bir elmalı tart. Siirt'in elmalarından toplayıp yaptık dermişim. Bu da elmalı tart. Amasya'nın diyelim evet, istersen. Evet Amasya'nın. Amasya'nın elmaları meşhur. Kızıma da onlardan alıyorum. Tart yaptım. İçli köfte. Evet o da kayınvalidem yaptı. Onu onların kayınvalide kültürü yaptı. Zaten. Vallahi çok güzel. Bir dakika sonuç olarak sen ne yaptın? Ben, ben ne yaptım? Kek var. Senin yaptıklarını görmek istiyorum. Ekmek marka. Yaptım. Ekmek tatlısı da. Ekmek tatlısı yaptım. Tamam. Çikolata soslu. Elmalı turtayı yaptım. Baklavayı ben yapmıştım. Patatesli salatayı ben yaptım. Tamam. Kupları ben yaptım. Tamam. Lahmacunu yaptım. Tamam. Lezzetlerin tadına bakalım. Buradan da düğününe geçelim. Geçelim aslında. Evet. Bunu da koydular önüme. Ben buradan mı baktım? Bence biz onu alalım aslanım. Peki valla. Alabilirsek. Neyse. Teşekkür ederim. Canım şunu da alabilirsin. Senden rica etsem. Çok fazla tabak var ya bir tanesini kullanayım. Teşekkür ederim. Bunu da böyle koyalım. Bakayım. Teşekkür ederim. Ay burada da kek varmış. Bunu kim evet, yaptı? Evet o da komşumuz yaptı. Daha önceden de yapmıştı. Çok beğenilmişti. Tahinli kek. Tahinli kek. Evet o yüzden zaten. Hadi bir dilim baklava ver tadacağım. O kadar uğraşmışsın. Yo, ben de bakalım. Wow. Vallahi sağ olsun. Bak geçen sefer sıcak sıcak getirmişti hatırladım. Evet yine sıcaktır belki de şu an. Ay bu ben benim de, var ya bu. Şu siirt dolmasından alabilir miyim? Aa, bakalım lütfen. Ne siirtimiz kadar ekşi. Siirtimiz var ya siirtimizin dolması büryanı meşhurdur. This is. Efendim aslanım. Ay bir Siirt'e gitsek. Vallahi ne güzel olur. Değil mi? Siirt'in kızların ne maharetlidir, ne maharetli. Siirt'e gidelim. İnşallah Mardin'e gidelim. Siirt'in gelinleri de marifetli Aslı Hanım. Gördük canım tamam yani. Sen de. Yani şu an masasında oturuyoruz. Diana ikna edemedim ama yapacak bir şey yok. Niçin? Dedin ya sen bir şey yapmamışsın diye. Bir yok, ikna olmadın o yüzden. Yok ben bir şey demedim. Ben sana hiçbir şey yapmamışsın demedim. Sen o gün İnce'yi farklı anlamışsın. Tamam bence. Ben anladım sana. Sana diğer takipçilerin diyormuş sen yapmıyorsun ama ben o gözle bakmadım. Ya. Yok yok takipçilerim değil. Ben sende ilk... o kapasiteyi gördüm yani yapabilecek. Sen İlk lütfen. Hafta yarıştığımda yani sizde evet. Değil diğer evet, grupta evet, yarıştığımda. Şimdi dövmelerim olduğu için birazcık da kendime olabilir. Bakımıma özen gösterdiğim için. Ya sende temizlik yapacak tip yok, sende yemek yapacak tip yok diye ben yorumlar tırnaklardan aldım. Tırnaklardan özellikle yemekler. Yok. Zor olur tamamıyla yani. Tamamıyla dış görünüşümle alakalı ama ben de... Ama benim, biz ne yaptık? Kırdık bunu. Kesinlikle yani aslında... Yani da. Güzel yemek yapan ev hanımları kendine ayrıca isterlerse özen gösterebiliyor. Evet kesinlikle yani aslında benim 11 bakımlı yaşında olabiliyor. Çocuğum var. Hani ben çocuk değilim ki. Benim boyum abi. Kadar kendi çocuğum var. Tabii ki de yemekte yapıyorum, temizlikte yapıyorum. Ama işte dış görünüş ön yargı. Ne yazık ki ben bunu çok çekiyorum burada ama ne yapalım. Ama bu da güzel. Hem kendine bakabiliyor olman, evet, hem evinin hanımı olmak.
Çok değerli şeyler. Ne güzel örnek olsun inşallah. Allah herkese kolaylık versin. Aynen. En ağır işçilik ev hanımlığı. Kesinlikle. Vallahi billahi. Yani ne kadar işe giderseniz gidin ama evet. Yani o ev işi var ya. Allah hepimize güç kuvvet versin. Aynen. Ev işinde çalışan hanımlara da güç kuvvet versin. Rabbim hiç kolay değil. Bir de üstüne çocuk varsa bir de kocalar işten geliyor böyle oh gel ki ben, gel hanım şunu getir bunu getir. Sanıyorlar ki hanım bütün gün yaptı. Yok çamaşırı, bulaşığı, kapısı, telefonu, çoluğu, çocuğu durmuyor. Yemeği bitmiyor. Bitmiyor. Nefes kalırsa bir nefes alıyoruz. O da yetiyor. O kadar.